2012 yılı geçmiş yıllara kıyasla daha iyi başladı diyebiliriz. İlk çeyrek sonuçlarına baktığımız zaman şirketlerin öz kaynak getirisi %6,4 seviyelerinde. Sermaye maliyetinin %10 olduğu kabul edildiği bir durumda sermayelerin 3,6 puan para kaybettiği söylenebilir. Bu perspektiften bakıldığı zaman da sektörün verimlilik yolculuğuna çıkmış olmasına rağmen daha sermayelerin parasının getirisini elde edemiyor durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Acıbadem sigorta olarak sonuçlarımıza baktığımız zaman 2012'nin ilk 6 ayında %44 gibi bir büyüme yakalamış durumdayız. Öz kaynak getirimiz %40'lar seviyesinde. Sermaye maliyetinin yine %10 olduğu varsayımında bu bize %30 seviyelerinde ekonomik karlılık elde ettiğimizi gösteriyor ki sektördeki en iyi rasyolardan biri olduğunu iddia edebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi sektörde acımasız bir fiyat rekabeti var. Maalesef teminat altına aldığınız risk ile poliçe fiyatı arasındaki ilişki bozulmuş durumda. Bugün evet belki poliçe sayıları artıyor ama sigortacılık adına topladığınız prim o kadar artmıyor. Bunun temel nedeni teminat ile risk primi arasındaki ilişkideki bozulmalar. Yangın sigortacılığına baktığımız zaman firmalar deprem priminin altında fiyat ile yangın poliçesi satıyorlar. Dolayısıyla poliçe üretilse bile toplam primde istenilen oranda bir büyüklük elde edilmiyor gözüküyor. Bizim alanımıza baktığımız zaman, özellikle sağlık alanına baktığımız zaman gene bir amansız bir rekabet söz konusu. Bu rekabetin gerekçelerinden bir tanesi aslında geçmiş aylarda yaptırılan bir sektör araştırması da diyebiliriz. Çünkü sektör araştırması bize şunu gösterdi. 10 yıllardan beri tekrarladığımız gerçeği yüzümüze tekrar çarptı. O da şu, güven problemi. Halkımız hala sigortacılık sektörüne yeterince güvenmiyor. Bu araştırmanın ikinci bulgusu ise sağlık sigortacılığının toplum tarafından algılanışı ve ilk akla gelen sigortacılık branşı oluşu. Dolayısıyla bu bilgiden hareketle sağlık sigortacılığı alanında şirketler daha fazla ilgi, daha fazla agresyon yaratmaya başladılar. Farklı oranlarda indirimler, farklı kampanyalar ile satışlarını arttırmaya çalışıyorlar. Ama bu yine belki yeni sigortalı anlamında küçük miktarlarda artış olsa bile topladığınız prim açısından baktığınız zaman arzu edilen büyüklüğe ulaşılamayacak diyebiliriz. Sağlık sigortacının aslında bugünkü düzenine baktığımız zaman olması gerekenden epey uzakta diyebiliriz. Çünkü şu anda sağlık sigortacılığı kişilerin veya kurumların sağlık giderlerinin finansman modeli şeklinde yürütülüyor. Yani tazminatın fiyatlanması olgusu ile hareket ediyoruz biz. Bu noktadan hareketle fiyatlarımız farklı risklerin içermemekte, yaşa bağlı farklı fiyatların çıkmasına sebebiyet vermektedir. Sigorta almaya 25 yaşında başlayan bir kişi o gün 2000 lira öderken 60 yaşına geldiği zaman ondan 10 bin lira gibi efor edemeyeceği bir rakamı talep etmekteyiz. Bu tabii ki halkın sağlık sigortacılığa bakışını yıpratmakta, güvenini azaltmaktadır. Bunların kanaatimizce bunların değişmesi lazım. Tazminatın fiyatlanmasından öte gerçekten riskin hesaplanarak riskin fiyatlanması gerekiyor. Farklı underwriting felsefeleri gerekiyor. Şu anda uygulananın aksine biz hastalık risklerini, morbidity tablolarını, ileride oluşabilecek olan muhtemel tehlikeli hastalıklar risklerini hesaba katarak onun aktüeryel çerçevede hesabını yapıp fiyatlarımıza yansıtmalıyız. Ki ancak o zaman
sigortacılık, sağlık sigortacı, sağlık sigortacılığı alması gereken primi alabilsin. Şu anda toplanan prim seviyesi olması gerekenin oldukça altında diyebiliriz. Acıbadem sigorta olarak güvenlik görevlisinden genel müdüre kadar aslında sağlık işine konsantre olmuş durumdayız. Bizim yıl sonu hedefimiz 250 milyon TL civarında bir üretim yapmak. Ama buradaki üretim hedefimiz ne pahasına olursa olsun bu üretimi yapacağız değil. Biz verimli olmayacağını düşündüğümüz hiçbir alana girmeyi istemiyoruz. Amacımız kar yapmayacağımız hiçbir işe girmek değil. Bunu iyi ayırmak gerekiyor. Amacımız bile bile zarar yapacağımız işe girmemek. Sigortacılık bu zarar edebilirsiniz ama bile bile zarar edeceğin işe girmek istemiyoruz. Bu noktadan hareketle 250 milyonluk bir üretim hedefliyoruz. Bunun yaklaşık %70'i grup işlerinde, %30'u da bireysel alanda olmasını planlıyoruz. Buna ulaşabilmek için de iki alanda farklı stratejiler gidiyoruz. Grup alanında çok güçlü olduğumuz alan olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Grup tarafında, grup sağlık sigortacılığı alanında satışın sadece müşteriyle temas eden kişi veya kişiler olmadığı inancındayız. Dolayısıyla kurumsal satış fonksiyonunu operasyonlara yaydık. Yani tazminat bir bölümümüz, üretim bölümümüz de satış fonksiyonunun içinde geri hizmet olarak yer alıyorlar. Onlar da müşteriyle direkt temas kuruyorlar. Kurumsal verimlilik adını verdiğimiz bir modülü kurumlarda uygulamaya geçirmeye çalışıyorlar. Diğer bir grup olan operasyon bölümümüz de gene grubun veya broker'ın ilgili birimleriyle çok sıcak temas ederek onların satışın sadece satma anında olan bir faaliyet olmadığını, önemli olan hizmet aldığın dönem boyunca sürdürülmesi gereken bir faaliyet olduğunu hissini yaratmaya çalışıyoruz. Böylelikle aslında kurumlar ve brokerlar veya aracılar bizle çok sıcak ve yakın temas içinde oluyor ve bizim açımızdan da vazgeçilmezlik noktasına doğru ilerliyoruz. Bireysel alana baktığımız zaman bireyselde işimiz biraz daha zor. Çünkü çok önemli firmalar var rakiplerimiz. Onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Gene burada hedefimiz yaklaşık 80 milyon civarında bir üretim yapmak. Ama o üretimi gene ne pahasına olursa olsun yapacağız diye bir şartımız yok. Şu anda sektörün farklı oyuncuları farklı indirimlerle, farklı kampanyalarla yeni müşteriler kazanmaya çalışıyorlar. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Biz evet kampanyalar yapabiliriz ama sürdürülebilir ve farklı yüksek farklılık arz eden maliyetler yaratmayacak kampanyalar yapıyoruz. Eğer ki sigortalı ucuz ürün almak istiyorsa bizi almayabilir. Burada ısrarcı değiliz. Biz ürünümüzün hak ettiği fiyatta satılmasını arzuluyoruz. Çünkü burada temel problem sürdürülebilirlik. Ben bugün kampanya yaparak, indirim yaparak veya farklı uygulamalarla 100 lira bedelli bir ürünü 60 liraya verebilirim. Belki bu bugün için benim bu sürdürülebilir bir veya katlanılabilir bir maliyetim olabilir. Ama önemli olan seneye o ürünü ben o sigortalıya kaç paraya vereceğim? 60 liralık ürün 70 lira mı olacak? Yoksa esas bedeli olan 100 lira 110 lira mı olacak? Dolayısıyla müşterinin zihnindeki 60 liradan 110 liraya çıkış olarak mı algılanacak? İşte bu nokta, bu 60 liradan 110 liraya çıkışın algılanmaması, yanlış yönlendirme yapılmaması için biz ürünümüzü hak ettiği fiyatla satmayı arzuluyoruz. Uzun vadeli sürdürülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. Hem sigortalılarımızla hem müşterilerimizle. Bu amaçla da bireysel alanda satış faaliyetlerini yürütüyoruz. Özellikle Acente kanalında binlerce acentemiz, yüzlerce acentemiz olmasından ziyade seçkin acente kitlesiyle çalışmayı arzuluyoruz. Ürünümüzün raf ürünü olmasını istemiyoruz. Ya evet işte X, Y, Z şirketleri var. Bir de Acıbadem Sigorta var. Hani siz seçin hangisinden
dördünden birini konumla düşürülmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu sene içinde maalesef onlarca acentemizle acentelik sözleşmesini iptal ettik. Dediğim gibi seçkin acentelerle daha az fakat konsantre, bizimle yakın ilişki içinde stratejimizi, yolculuğumuzu bilen, karşılıklı olarak değer yarattığımız bir acentelik anlayışı, aracılık anlayışı içinde çalışmaya çalışıyoruz. Bu noktada bizimle çalışacak acentelerin de hem orta vadede hem uzun vadede yüksek getiri elde edeceğine olan inancım tam. Çünkü sağlık sigortacılığı yapışkan bir ürün. Sigortayı sattığınız zaman yenilememe ihtimaliniz, kaskoyu yenilememe ihtimalinizin belki 5'te 1'i, belki 10'da 1'i. Dolayısıyla sağlık sigortacını doğru şirketten, doğru fiyatla satarsa acentemiz, bu ürün yenilenecek, bu satış yenilenecek ve yıl ve yıl acentenin portföyü artacak. Tek önemli şey burada doğru sigorta şirketinin ürününü satması. Diğer taraftan diğer bir kanalımız direkt satış örgütümüz. Gene işte biraz önce bahsettiğim güven çok önemli bir olgu sigortacılıkta. Bugün herhangi bir banka şubesine gittiğiniz zaman güvenlik görevlisine bile affedersiniz cümlesiyle, kelimesiyle başlıyorsunuz bir şey sormaya. Ama bir sigorta aracısı ile bu direkt satış olabilir, acentel olabilir. Temas ettiğiniz zaman hep böyle gözlerde bir şüphe ile bakıyorsunuz. Ya başka bir fiyat vardır, sen bir bunu ödetirsin, başka bir indirim yapabilirsin şeklinde. Hani tabiri caizse Mahmut Paşa esnafı tarzında bir algılanışımız var. Bunu biz kırmak istiyoruz. Dolayısıyla rüzgarı farklı yöne çevirip bankacılık tadında ofisler açmaya başlıyoruz. Çok yakın zamanda ilkini Mecidiyeköy'de göreceksiniz. Bankacılık şeklinde tasarlanmış Acıbadem Sigorta ofisleri göreceksiniz. Burada Acıbadem Sigorta'nın lisansları sağlık, hayat ve ferdi kaza alanında olmasına rağmen bu ofislerde biz diğer branşlarda da ürünler satacağız. İşbirliği içinde olduğumuz diğer sigorta şirketlerinin ürünlerini de satacağız. Yani sadece sağlık, hayat, ferdi kaza değil, bireysel emeklilik, yangın, kasko, trafik, deprem, DASK, her türlü ürün bu noktadan satılacak. Burası sigortalılarımız için ihtiyaç noktası, ihtiyaç giderme noktası olacak. İnşa etmeye çalıştığımız şey veya üzerine oynadığımız şey müşterinin ihtiyacını güven çemberi içinde yönetiyor olmak. Dolayısıyla aslında vatandaşın sigorta şirketine davranışını da bir nebze olsun değiştirmeyi amaçlıyoruz. Gene bunlar banka şubesi şeklinde olacağı için görseli çok güçlü şubeler olacak. Bu görselde de farklı bu video wall denen ekranlarda biz sosyal sorumluluk faaliyetleri de yürüteceğiz. Yani kimi yeri geldiği zaman Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle yaptığı savaşa yönelik reklam dönüşleri olacak. Kimi zaman sigarayla, kimi zaman alkolizmle ilgili, kimi zaman hava durumu ile ilgili bilgiler veriyor olacağız müşterilerimize. Amacımız bu ekranlarda, bu video wall'larda ürünümüzün reklamını sürekli yapmak değil. Arada tabii ki onlar da olacak ama amacımız vatandaşın sürekli bilgilenmesini sağlamak. Sürekli onun ihtiyacına cevap veren bir yapı oluşturduğunu hissini onlarda yaratmak olacak. ...2012 yılında yaklaşık 250 milyonluk bir üretimle kapatmayı planlıyoruz. Acıbadem Sigorta olarak hedefimiz 2015 yılında sağlık alanında sektör lideri olmaktır. Çünkü sağlık diğer sigorta şirketlerinden, diğer sigorta branşlarından farklı olarak yüksek konsantrasyon isteyen, yüksek müşteri ile temas isteyen bir branştır. Şöyle örnek verebilirim. Bir yangın poliçesinin satın alanla temas frekansı ile sağlık sigortasını satın alanı temas frekansı arasında binlerce kat fark vardır. Siz yangın sigortası yaptırırsınız.
ve belki ölünceye kadar 25-30 yıl yaptırırsınız. Hiç 1 lira dahi tazminat talebinde bulunmayabilirsiniz. Ama şunu biliyoruz ki sağlık sigortasını yaptıran her bir kişi, istatistikler bize bunu gösteriyor, en az 5 kere bu sistemi ziyaret ediyor. İlaç alarak, doktor muayenesi olarak veya operasyon geçirerek ziyaret ediyor. Dolayısıyla yüksek oranda ilişki gerekiyor. İşte Acıbadem Sigorta olarak biz bunu becerebildiğimize, bu konsantrasyonu sağlayabildiğimize inanıyoruz. Şirketimiz önümüzdeki dönemde farklı sigorta şirketleri ile de stratejik iş ortaklıkları, iş birliktelikleri yapmayı hedeflemektedir. Bunun tohumları atıldı. Bazı şirketlerle epey yol da kat edildi. Bizim amacımız her bir sigorta şirketini rakip olarak görmemek. Birbirimizin imkanlarından karşılıklı olarak birbirimiz için değer yaratacak şekilde faydalanabilmek. Bu noktadan hareketle sigorta şirketlerinin de bize gelerek stratejik işbirliği yapma talepleri içine giriyor. Bazen biz de giderek işbirliği talepleri içine işbirliği talepleri yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde Acıbadem Sigorta ürünlerinin sadece Acıbadem Sigorta ile değil, ortak marka ile, farklı marka ile farklı sigorta şirketlerinden de alınabilmesi mümkün olacaktır.